Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli kazının üzerinden yıllar geçmesine rağmen üzerindeki sır perdesi halen gizemini korumaya devam ediyor. İsterseniz hikayenin en başına dönüp olayın nasıl başladığını hatırlayalım. Videonun sonuna doğru da Twitter'da gündem olan son gelişmeleri ve türlü olasılıkları inceleyelim. Hadi o zaman başlayalım. Tarsus'tan tüm ülkeye yayılan gizem, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından açılan bir intihar dosyasıyla başlamıştı. Kazının gizli yürütülmesi ise kamuoyunda komplo teorilerini de beraberinde getiriyordu. İnternette birçok mecradaki yayınlarda dünyaca ünlü Dakyanus hazinesinin bulunduğu, Hristiyanlığın en önemli isimlerinden 1. yüzyılda yaşayan Tarsuslu Aziz Pol'ün İncil'ine ulaşıldığı, yine 10 emirin yazılı olduğu 2500 yıldır aranan kayıp kutsal ahit sandığına ulaşıldığı veya evin altındaki tünelin kayıp Atlantis'e ulaştığı gibi birbirinden gizemli teoriler gündeme getirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı gizemli ev olarak adlandırılan evde ne bulunmuştu? Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından MİT ve Özel Harekat Polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 82 Evler Mahallesi'nde 3. derece arkeolojik sit alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda kazı çalışmalarında bir adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı. Aradan tam 5 yıl geçti. Kazının ardından harabeye dönen ev gizemini korurken internete düşen bir haber konuyu tekrardan ülke gündemine taşıdı. Peki konunun bu kadar dallanıp budaklanmasının altında yatan sebepler neler? 1. Defineciler arasına sızan ve sonrasında öldürülen polis memuru. Devletin duruma el atmasıyla neredeyse bir yıl devam eden kazılar. Kazı alanını keskin nişancılar ve MİT'in koruması. Kazı alanında radyoaktif kıyafetler giydiği söylenilen insanların görünmesi. Kazıdan sonra üst düzey yöneticilerin programında olmamasına rağmen Vatikan'a ziyarette bulunmaları. Ve son olarak olayın aslını astarını öğrenmeye çalışan milletvekillerine bile bilgi verilmemesi. Yapılan onlarca teori, konuyla ilgili merakları daha da arttırmaya yetiyor, artıyor bile. Tarsus, altında binlerce tarihi barındıran ender yerleşim yerlerinden birisidir. Bunu bilmeyeniniz yoktur. Özellikle de Tarsus'un Hristiyanlık açısından hikayesi çok daha eskilere dayanmakta. İlk toplu ve gizli geçişler oransal olarak en fazla bu Roma kentinden yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde internet ve sosyal medyaya düşen eski bir haber tekrardan konuyu Türkiye'nin gündemine taşıdı. Habere konu olan arkeologların iddiaları ise oldukça çarpıcıydı. Orada telefonlar kesiliyor. Kazı boyunca sorun devam etti. Bölgede halen aynı sorunu yaşayan insanlar var. Oranın yeraltı ile ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış. Donuk taş diye bir şey var, o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi. Herkes o kapının peşindeymiş, öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz.
Bu açıklama ve söylemler ilk anda kulağa gerçek dışı gibi gelse de içinde bulunduğumuz dünyada artık hiçbir olasılığa şaşırmıyoruz. Peki arkeologların bahsetmiş olduğu donuk taş nedir? 1982 yılında Profesör Doktor Nezahat Baydur tarafından başlatılan bilimsel kazılar 1992'de sona ermiştir. Yapılan bilimsel kazılar sonucunda tapınak olduğu kuşku götürmeyen anıtsal bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Arkeologların anlattığı donuk taş efsanesi neye dayanmakta? Eski duvarlarında herhangi bir giriş çıkış noktası bulunmayan donuk taşın ortasındaki mağaraya dair de yöre halkının ilginç bir hikayesi vardır. Eskilerde yeni evlenenler bu girişten içeri girer ve yapının dışındaki bir başka yerden çıkarlarmış. Böylece evliliğin iyi olacağına inanılırmış. Ama bir çiftin dışarı çıkamaması ve bir daha bulunamaması üzerine buradan girişler yasaklanmış. Bir başka teoriye göre ise Kur'an-ı Kerim'de geçen Yedi Uyurlar hadisesi de Tarsus'ta yaşandığı söylenmekte. Bir mağarada 300 yıl kadar kalan insanlardan bahsedilmekte. Kısacası Yedi Uyurların mağarası ya zaman büken bir mağaraysa ve geçit de o mağaraya açılıyorsa diye düşünenleriniz de olabilir. Son zamanlarda uzmanlarca hiçbir şey olmasa da kesin bir şeylerin olduğu kazı diye nitelendirilmekte. Son olarak çevredeki sakinlerin iddialarına göre kazı alanından insan boyunu aşan boyutlarda dev bir lahit bulunup kazı alanından çıkarıldığı söylenmekte. Tabii bu iddiaların ne kadarı gerçeği yansıtıyor o da ayrı bir muamma. Tüm bu iddia ve bilgiler ekseninde değersiz çanak çömlek çıkarılan bir yere onlarca ton beton atılması, aşağı inmeye yarayan çukurun ağzı hariç kazının yapıldığı alana dair hiçbir görüntü olmaması, en sıradan kazılarda bile artık kamera kaydı alınmasına rağmen hakkında böyle iddialar olan bir kazıdan tek bir görüntü bile paylaşılmamış olması, oradan çıkarılması büyük sükse getirecek bir şeyin var olmuş olması diyebilir miyiz? Görünen o ki, resmi açıklamalara rağmen kazı gizemini ve sırrını halen korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu ve bunun gibi konu içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.